Sonra bir melek gelir ve elinden tutarak cennetin kapısında küçük bir göle götürür ve ona bu gölde güzelce temizlen ve suyundan iç der. Adam güzelce temizlenip içer ve üzerine cennetliklerin kokusu ve rengi geri döner. Sonra melek onu götürür ve cennetin kapısında durdurarak Rabbinden izin çıkıncaya kadar burada bekle der. Adam orada beklerken cehennemdekilere bakar ve onların köpekler gibi uluduklarını duyar. Ağlayarak şöyle der: "Ya Rabbi, yüzümü cehennemliklerin tarafından çevir. Rabbim, senden bunun dışında hiçbir şey istemiyorum." Bunun üzerine melek, alemlerin Rabbi katından gelerek onun yüzünü cehennemden cennete doğru çevirir. Cennetin kapısıyla arasında bir adımlık mesafe vardır. Oracıkta cennetin kapısına ve genişliğine bakar. Cennetin kapısının iki ucunun arası hızla uçan kuşların 40 yılda kat edebileceği kadar geniştir. Orada adam Rabbine şöyle niyaz eder: "Rabbim, bana her türlü iyiliği yaptın. Beni cehennemden kurtardın. Yüzümü cehennemliklerin tarafından cennet tarafına çevirdin. Cennetin kapısıyla aramda bir adımlık mesafe kaldı. Rabbim, yüceliğin hatırına beni bu kapıdan içeriye almanı diliyorum. Başka bir dileğim yok senden. Cehennemliklerle arama bu kapı girsin ki cehennemin uğultusunu duymayayım ve cehennem halkını görmeyeyim." O zaman melek alemlerin Rabbi katından gelerek: "Ey insanoğlu, yalancının tekisin sen. Biraz önce başka bir dileği olmadığını söyleyen sen değil miydin?" der. O zaman adam yeminler ederek: "Hayır, Rabbim, yüceliğin hatırına senden başka bir şey istemeyeceğim." der. Melek onu elinden tutarak kapıdan içeri alır. Sonra gider. Adam cennette sağında, solunda ve önünde yer alan bir yıllık mesafeye şöyle bir göz gezdirir ve yakınında ağaçlardan ve meyvelerinden başka Allah'ın tek bir kulunu görmez. En yakınında bulunan ağaçla arasındaki mesafede tek bir adımdır. Ona bakar ve kökünün altın, dallarının gümüş beyazı, yapraklarının insanoğlunun görüp göreceği en güzel kıyafetler renginde, meyvesinin tereyağından daha yumuşak, baldan daha tatlı ve miskten daha güzel kokulu olduğunu görür. Gördüğü bu manzara adamın aklını başından alır ve şöyle yalvarır: "Ey Rabbim, beni cehennemden kurtardın. Cennetin kapısından içeri aldın. Benden hiçbir iyiliğini esirgemedin. Benimle şu ağaç arasında tek bir adım var. Senden başka bir dileğim yok ya Rabbi." Melek gelerek: "Ey insanoğlu, ne yalancı şeysin sen. Biraz önce başka bir şey istemeyeceğini söylememiş miydin? Niye yeni isteklerde bulunuyorsun? Yeminin nereye gitti? Sen hiç utanmaz mısın?" der. Sonra elinden tutarak onu cennetin kapısına en yakın evlerden birine götürür. Bu ev inciden bir köşktür ve önünde tam bir yılda dolaşılabilecek bir avlusu vardır. Oraya varınca önündeki manzarayı seyredalar ve ileride rüya gibi başka bir ev görür. Kendini alamayıp "Rabbim" der. "Senden bu evi istiyorum. Bu son olsun." der. Bir melek gelerek: "Ey insanoğlu, biraz önce başka bir şey istemeyeceğim diye yeminler ediyordun. Ne yalancı şeysin sen. İstediğin ev senindir." der. Adam o eve gelince önündeki manzaraya bakar ve gördüğü manzara karşısında kendisine verilen ev hiç kalır. "Rabbim, senden bu evi istiyorum." der. O melek gelerek: "Ey insanoğlu, sen neden sözünün adamı değilsin? Biraz önce başka bir şey istemeyeceğini söylemiştin. Ne çabuk unuttun." der. Bununla birlikte onu kınamaz. Çünkü gördüğü güzellikler adamı adeta büyülemiştir. Melek, "Buyur, senin olsun." der. Sonra adam önünde başka bir ev görür ve daha önceki evler gördüğü bu ev yanında bir masal gibi kalır. O zaman şaşıp kalır ve tek kelime söyleyemez. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona "Neden Rabbinden istemiyorsun?" buyurur. Adam şöyle cevap verir: "Efendim, Allah'ın salat ve selamı senin üzerine olsun. Rabbime o kadar yeminler ettim ki artık korkuyorum. O kadar çok şey istedim ki artık haya ediyorum." Bunun üzerine Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur: "Yarattığım günden yok ettiğim güne gelinceye kadar dünyada var olmuş her ne varsa onların tamamını senin için bir araya getirsem ve bunun tam 10 katını versem bu seni memnun eder mi?" Adam
Rabbim der. Bana latife mi ediyorsun? Sen ki alemlerin Rabbisin der. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu, ben bunu yapabilecek kudrete sahibim. İste de gör buyurur. Adam, ya Rabbi beni diğer cennetliklerin arasına kat der. Derken karşısında daha önce hiç görmediği bir şey belirir. Ve adam derhal secdeye kapanarak secdesinde Rabbim bana tecelli etti der. Bunun üzerine melek ona kaldır başını, bu senin evindir ve evlerinin de en değersizidir der. Adam, Rabbim gözümü korumasaydı bu köşkün ışığı karşısında şaşkına dönerdim der. Adam köşke yerleşir. Sonra karşısına başka biri çıkar. Adam onun yüzünü ve kıyafetlerini görünce şaşırıp kalır ve onun bir melek olduğunu sanır. Yanına yaklaşarak Allah'ın esenliği, rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun. Artık aramıza katılma vaktin geldi der. Onun selamını aldıktan sonra ey Allah'ın kulu sen de kimsin diye sorar. Diğeri ben bu köşkte senin kahyanım. Burada benim gibi bin kahya var. Her biri senin bir köşkünde sorumlu. Senin bin köşkün var ve her bir köşkte bir hizmetçi ve bir de ceylan gözlü huri var. Köşküne girince karşısına beyaz inciden bir kubbe çıkar. Kubbenin içinde 70 ev, evlerin içinde de 70 oda vardır. Her odanın 70 kapısı ve her kapının da inciden bir kubbesi vardır. O kubbelerin kapısını açarak içeri girer. Onların kapısını ondan önce Allah'ın yarattığı hiç kimse açmamıştır. Derken kubbenin içinde kırmızı mücevherden başka bir kubbeyle karşılaşır. Bu kubbe 70 arşın boyunda ve 70 kapılıdır. Kapılardan her biri aynı uzunlukta ve 70 kapısı olan kırmızı mücevherden başka kubbelere açılır. Mücevherlerden hiçbirinin rengi diğerlerinin tam olarak aynısı değildir. Mücevherli bütün odalarda onu eşleri, gelin tahtı ve ailesi beklemektedir. Oraya girince içinde ceylan gözlü hurilerden bir eş bulur. Eşi ona selam verir. O da selamını alır. Sonra şaşkınlıktan baka kalır. Huri ona ben senin eşinim der. Adam onun yüzüne bakar ve adeta bir aynaya bakar gibi kendi yüzünün onun yüzüne yansıdığını görür. Huri'nin üzerinde 70 kıyafet vardır ve her kıyafette biri diğerinin aynısı olmayan 70 renk vardır. Kıyafetlerin içinden Huri'nin ayak bileklerinin iliğini bile görür. Huri yüzünü ondan her çevirişinde gözündeki güzelliği 70 kat artar. İkisi birbiri için adeta birer aynadırlar. Cennetteki köşklerden her birinin 360 kapısı vardır. Her bir kapıda inci, yakut ve mücevherattan 360 kubbe vardır. Ve birbiriyle aynı renkte olan hiçbir kubbe yoktur. Köşkün dışına bakınca kendi mülkünü görür. Mülkü gözünün görebildiği her yeri kaplamaktadır. Öyle ki 100 yıl yürüse yine de mülkünde çok bir yer kat etmiş olmaz. Melekler bütün köşklerinde her kapıdan esenlik dilekleri ve alemlerin Rabbinden getirdikleri hediyelerle girerler. Meleklerin getirdiği hiçbir hediye diğerinin aynısı olmaz. Her gün melekler beraberlerinde getirdikleri hediyelerle ona selam verirler. Kur'an-ı Kerim'deki şu ayetler bunu doğrulamaktadır. Melekler de dört bir yandan gelip onlara şöyle der. Selam olsun size, artık emniyet ve güvendesiniz. Çünkü siz dünyadayken Allah yolunda çektiğiniz sıkıntılara göğüs gerdiniz ve böylece mutlu sona eriştiniz. Onlar cennette hiçbir kötü söz duymayacaklar. Bilakis hep güzel sözler ve iltifatlara muhatap olacaklar. Yiyecekleri de her zaman önlerinde hazır olacaktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururdu. Cennet halkı o adama zavallı adını vermişlerdir. Çünkü kendi makamları onun makamının çok üzerindedir. Bu zavallının mutfak işleriyle görevli 80 bin uşağı vardır. Canı bir yemek çektiğinde melekler hemen o yemeği kırmızı yakuttan yapılmış bir sofrada hazır ederler. Bu sofranın kemeri sarı yakut, inci ve zebercetle bezelidir. Ayakları incidendir ve 20 mil büyüklüğündedir.
Sofraya 70 çeşit yemek konur ve önünde 80 uşak hazır bulunur. Her uşağın elinde yiyecek ve içeceklerin bulunduğu bir tepsi vardır. Tepsilerin hiçbirisindeki yemek diğerinin aynısı değildir. İçecekler de birbirinin aynısı değildir. Tattığı ilk yemeğin ve içtiği ilk içeceğin tadını aldığı gibi sonuncusunun da tadını alır. Farklı olmakla birlikte bunların hepsi birbirine benzer. Adam sofrada bütün yemeklerin tadına mutlaka bakar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururdu. Yüksek derece sahipleri onu ziyaret ederler ama o onları ziyaret etmez. Yüksek derecede bulunanlardan her birinin hizmetinde 800 bin hizmetçi vardır. Her hizmetçinin elinde diğerlerinden farklı bir yemeğin bulunduğu bir kap vardır. O bütün yemeklerden mutlaka tadacak, kendisi doyup sofradan kalktıktan sonra hizmetçileri de yiyecek ve içeceklerden paylarını mutlaka alacaklardır. Onlardan her birinin kendi türünden iki, ceylan gözlü hurilerden de 72 eşi olacaktır. Onlardan her birinin bir köşkü olacaktır. Bu köşkler yeşil yakuttandır ve kırmızı kuşaklıdır. 70 bin kapısı vardır ve her kapının bir kubbesi vardır. Eşlerinden her birinin üzerinde 70 bin kıyafet vardır. Kıyafetlerde 70 bin renk vardır ve bu kıyafetlerden hiçbiri diğerine benzemez. Ayrıca eşlerinden her birinin ihtiyaçlarını gidermekle görevli 1000 hizmetçi vardır. 70 bin hizmetçi de onun oturduğu yeri hazırlamakla görevlidir. Hizmetçilerden her birinin oyalandığı bir iş mutlaka vardır. Yemek getirilince huzurunda 70 bin hizmetçi durur. Hizmetçilerden her birinin elinde türlü türlü yiyecek ve içecekler vardır. Ve bunlardan hiçbiri diğerinin aynısı değildir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururdu. Onlardan biri dünyadayken Allah için sevdiği bir arkadaşını özler ve helak olmuş olabileceği korkusuyla arkadaşım falanca acaba şimdi ne yapıyordur? Keşke bilebilseydim der. O zaman Allah Celle Celaluhu meleklerine bu kulumu arkadaşının yanına götürün der. Melekler ona semeri ışığı andıran rahvan bir at getirirler. Melek ona selam verir. O da meleğin selamını alır. Sonra melek haydi bin bu ata ve arkadaşına git der. Adam biner ve cennette 1000 yıl yol kat eder. Ama onun bu mesafeyi kat etme süresi sizin rahvan bir atla bir fersahlık yolu gittiğiniz süreden daha kısadır. Çok kısa bir süre içinde arkadaşının evine varıp ona selam verir. Arkadaşı onun selamını alır ve hoş geldin, safalar getirdin, neredeydin kardeşim, senin için endişelendim der. Kucaklaşırlar. Sonra bizi kavuşturan Allah'a hamdolsun diyerek insanların duyup duyacağı en güzel seslerle Allah'a şükrederler. O zaman Allah Celle Celaluhu ey kullarım şimdi çalışma, amel zamanı değil selamlaşma ve benden istekte bulunma zamanıdır. Benden istekte bulunun ben de size isteklerinizi vereyim buyurur. Ya Rabbi derler bizi bu derecede birleştir. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu İnci ve yakutlarla bezenmiş olan o dereceyi ikisine de verir. Eşlerine de öncekinden başka evler tahsis eder. Orada yerler, içerler ve eğlenirler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururdu. Cennettekiler ağızlarına bir lokma aldıktan sonra canları başka bir yiyeceği çeker ve ağızlarındaki lokma derhal arzuladıkları yiyeceğe dönüşüverir. Sahabeden birinin Allah ondan razı olsun ey Allah'ın Resulü cennetin zemini nasıldır diye sorması üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu cevabı verdi. Cennetin zemini gümüştendir ve mermer gibi düzdür. Toprağı misk, tepeleri safran kokulu, duvarları inci, yakut, altın ve gümüş süslemelidir. İçeriden dışarısı, dışarıdan da içerisi görülür. Cennette içeriden dışarısı, dışarıdan da içerisi gözükmeyen hiçbir köşk yoktur. Cennette insanlar parçalardan oluşmamış ve dikilmemiş yani yekpare elbiseler giyeceklerdir. Yine cennette insanlar üzeri inci, yakut ve zebercetle bezenmiş inciden taçlar giyeceklerdir. Bu tacın iki altın topuzu vardır.
Boyunlarında da inci ve yeşil yakutla bezenmiş altın gerdanlık olacaktır. Her birinin elinde biri altın, diğeri gümüş, üçüncüsü de inci olmak üzere 3 bilezik olacaktır. Taçlarının altında inci ve yakuttan ikliller vardır. Kıyafetlerinin altında ince ipek, onun üzerinde ise kalın ve yeşil ipek olacaktır. Astarı kalın ipek olacak, üzerinde ise olağanüstü güzel yaygılar bulunacaktır. Yatakları kırmızı yakuttan, yatağın ayakları inciden olacaktır. Her yatağın önünde 70 bin halı vardır ve bu halılarda 70 bin renk vardır. Bunlardan hiçbiri diğerine benzemez. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururdu: İnsanlar dünyadayken ister uzun ister kısa boylu olsun cennette Adem'in boyunda olacaklardır. Adem'in boyuysa 60 arşındır. Kadınıyla erkeğiyle herkes genç, sakalsız ve sürmeli olacaktır. Cennetliklere bütün bu ikramlar yapılınca bir tellal seslenecek ve onun sesini herkes işitecektir. Ey cennet halkı! Size verilen makamlardan memnun musunuz? Hep birlikte şöyle diyeceklerdir: evet, yemin olsun ki Rabbimiz bize çok değerli makamlar ihsan etti. Bu makamlarda en ufak değişiklik talebimiz yoktur. Komşu olarak Rabbimizden razı olduk. Ey Rabbimiz! Senin tellalını duyduk ve sözün doğrusu neyse onu söyledik. Rabbimiz, cemalini görmeyi arzu ediyoruz. Onu bize göster. Senin katında alacağımız en büyük mükafat o olacaktır. O zaman Allah Celle Celaluhu makamının bulunduğu ve adı Darusselam, esenlik yurdu olan cennete zinetini kuşan ve kullarımın ziyareti için hazırlan diye ferman buyurur. Cennet Rabbini duyar duymaz konuşması dahi sona ermeden itaat ederek zinetini kuşanır ve Allah'ın ziyaretçileri için hazırlanır. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu bir meleğe kullarımı beni ziyarete davet et buyurur. O melek Rahman'ın huzurundan çıkarak en yüksek ve en güzel sesiyle ey cennet halkı, ey Allah'ın dostları, Rabbinizi ziyarete buyurun diye seslenir. Onun sesini cennetteki herkes duyarak develere ve atlara binerler. Beyaz misk ve safran tepelerinin gölgesinde yola koyulurlar. Kapıya geldiklerinde selam verirler. Selamları Rabbimizden bize esenlik gelsin biçimindedir. İzin isterler ve kendilerine izin verilir. Kapıya yönelip içeri girerler. Arşın altından Müsira adında bir yel eser ve misk ve safran tepelerini harekete geçirir. Koyunları, başları ve kıyafetleri toz toprak içinde kalır. İçeri girerek Rablerinin arşına ve kürsüsüne bakarlar. Allah'ın tecellisi öncesinde arş ve kürsü parlayan bir nurdan ibarettir. Bu hali görünce şöyle derler: ey Rabbimiz, ey meleklerin ve Cebrail'in Rabbi, sen ne mukaddessin, ne mübarek ve ne yücesin. Bize cemalini göster de temaşa edelim. Bu niyaz üzerine Allah Celle Celaluhu nurdan perdelere açılın buyurur. Bunun üzerine birbiri ardına 70 perde açılır. Her açılan perde bir öncekinden 70 kat daha aydınlıktır. Nihayet Yüce Allah Celle Celaluhu onlara tecelli eder. Derhal secdeye kapanırlar. Ve Allah'ın dilediği süre kadar secdede kalırlar. Secdedeyken şöyle derler: ne mukaddessin, her türlü yücelik sana aittir. Bizi cehennemden kurtardın ve cennetine aldın. Burası ne güzel bir kalacak yerdir. Rabbimiz, senden razı olduk. Sen de bizden razı ol. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur: ben de sizden razı oldum. Şimdi amel, çalışma zamanı değildir. Nimetlerin sefasını sürme vaktidir. İsteyin benden, size istediğinizi vereyim. Arzularınızı sıralayın, ben size daha çok vereyim. Arzu ettikleri şeyleri hiç konuşmadan kalplerinden geçirirler. Ve Allah'ın verdiği bunca nimeti kesintisiz kılmasını dilerler. Allah Celle Celaluhu da onlara şöyle cevap verir:
ben size arzu ettiklerinizin tamamını ve bir o kadarını daha veriyorum. Başlarını Allahu Ekber nidalarıyla kaldırırlar. Ama Yüce Rabbin cemalindeki nurun yoğunluğundan dolayı gözlerini bir türlü onun zatına çeviremezler. Onların bulundukları o yer alemlerin Rabbinin arşının kubbesinin doğusundadır. Yüce Mevla onlara şöyle buyurur. Merhaba ey seçkin kullarım, yarattığım varlıkların seçilmişleri, bana itaat edenler. Derken Allah'ın arşının önünde nurdan minberler görürler. Bu minberlerin önünde nurdan kürsüler vardır. Kürsülerin önünde döşekler, döşeklerin önünde yastıklar, yastıkların önünde de halılar vardır. Allah Celle Celaluhu onlara, geliniz size ikram edilen yerlere oturunuz buyurur. Önce rasuller öne çıkıp minberlere otururlar. Ardından nebiler öne çıkıp kürsülere otururlar. Onlardan sonra da salih kullar ilerleyerek halıların üzerine otururlar. Önlerine nurdan sofralar kurulur. İnci ve yakutla bezenmiş sofralarda 70 tür yemek vardır. Bundan sonra Allah Celle Celaluhu emrindeki hizmetçilere bunlara ikramda bulunun buyurur. Bunun üzerine sofralardan her birine inci ve yakuttan 70 bin tepsi konur. Tepsilerin her birinde 70 çeşit yemek vardır. Allah Celle Celaluhu ey kullarım yiyiniz buyurur. Onlar da Allah'ın dilediği kadar yerler. Bu yemeği yiyenler bizim ailemizle beraber yediğimiz yemekler meğer bir hiçmiş derler. Sonra Yüce Allah Celle Celaluhu kullarıma içeceklerini verin buyurur. Hizmetçiler bir içecek getirirler ve herkes ondan içer. Sonra birbirlerine bizim daha önceden içtiklerimiz bunun yanında meğer bir hiçmiş derler. Sonra Allah Celle Celaluhu emrindeki hizmetçilerine onları doyurdunuz ve içecekler ikram ettiniz. Şimdi de meyve ikramında bulunun buyurur. Hizmetçiler meyve getirirler ve insanlar ondan yerler. Sonra birbirlerine bizim meyvelerimiz bunun yanında meğer bir hiçmiş derler. Sonra Allah Celle Celaluhu onları doyurdunuz, içecek ve meyve ikramında bulundunuz. Şimdi de onları güzel kıyafetlerle kuşandırın buyurur. Hizmetçiler özel kıyafetler getirip giydirirler. Bunun üzerine onlar bizim daha önceki kıyafetlerimiz bunun yanında bir masaldan ibaretmiş derler. Kürsülerinde otururlarken Allah Celle Celaluhu arşın altından Müsira adında bir rüzgar gönderir. Rüzgar onlara arşın altından misk ve safran kokuları getirir. Taşıdığı bu şey kardan daha beyazdır. Elbiseleri, başları ve koyunları bu güzel kokuya bulanır. Bundan sonra üstündeki yemeklerle sofralar kaldırılır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle devam etmiştir. Yüce Allah Celle Celaluhu onlara şimdi isteyin vereyim, arzu edin arttırayım buyurur. Hepsi birlikte Rabbimiz biz senin rızanı istiyoruz derler. Allah Celle Celaluhu ey kullarım ben sizden razı oldum buyurur. Derhal Sübhanallah, Allahu Ekber nidalarıyla secdeye kapanırlar. Allah Celle Celaluhu onlara ey kullarım kaldırın başınızı. Şimdi ibadet vakti değil nimetlerin sefasını sürme vaktidir buyurur. Yüzleri Rablerinin nuruyla aydınlanmış olarak başlarını kaldırırlar. Allah Celle Celaluhu onlara artık evlerinize gidebilirsiniz buyurur. Rablerinin huzurundan çıkarlar. Hizmetlerinde bulunanlar binek hayvanlarıyla onları beklemektedir. Her biri devesine veya atına biner. Yolculuğunda 70 bin hizmetli ona eşlik eder. Köşküne gelip eşinin yanına girince eşi kalkarak onu merhabalarla karşılar ve ona ''Bana geldin.'' Güzellik, aydınlık, cemal, kıyafet, rüzgar ve ziynet getirdin. Ben senden asla ayrılmam der. Sonra Rahman'ın katından bir melek gür bir sesle şöyle nida eder. Ey cennet halkı! Siz bundan böyle hep bu hal üzere olacaksınız. Nimetleriniz gün be gün yenilenecek. Melekler de dört bir yandan gelip onlara selam olsun size. Artık emniyet ve güvendesiniz. Çünkü siz dünyadayken Allah yolunda çektiğiniz sıkıntılara göğüs gerdiniz ve böylece mutlu sona eriştiniz.
Rabbiniz size selam söylüyor. Her türlü yiyecek, içecek, giyecek ve ziynet eşyası sizinle beraberdir derler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururdu. Cennette 100 derece vardır ve her derece arasında erdemini ve ululuğunu herkesin gördüğü bir emir vardır. Orada dağlar büyüklüğünde beyaz misk ve sarı safran vardır. Yemekten sonra miskten daha güzel bir koku salgılarlar. İçeceklerini içince derilerinden misk sızar. Ne büyük ne de küçük abdest bozarlar. Tükürmezler, sümkürmezler. Ne hasta olurlar ne de baş ağrısı çekerler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururdu. Cennet halkının hem üst hem de alt mertebede olanları yemek yerler ve arkalarına yaslanırlar. 2 saat birbirlerine mazhar oldukları nimetleri anlatırlar. 4 saat yüce Rablerini tesbih ve takdis ederler. Cennette gece, gündüz ve karanlık vardır. Ama gecesi gündüzünden daha da aydınlıktır. Orada gün 70 dilimden oluşur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururdu. Cennet ehlinin en az ihsana ereni şu kimsenin durumuna benzer ki kendisinin ziyaretine insandan ve cin tayfasından ne kadar varsa hepsi gelmiştir. Bunların hepsine oturmak için kürsü, minder, yastık vermiştir. Keza onlara sofralar kurmuş, emirlerine hizmetçiler vermiş, yedirmiş, içirmiştir. Bütün bunları yaptıktan sonra sanki kendisine sadece tek kişi gelmiş ve o tek kişiyi ağırlamıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururdu. Cennette kimi ağaçların kökü altın, kimininki gümüş, kimininki yakut, kimininki de zebercet olacaktır. Dalları da böyledir. Yaprakları görülebilecek en güzel ziynet eşyasını andırır. Meyvesi kaymaktan daha yumuşak ve baldan daha tatlı olacaktır. Her bir ağacın boyu 500 senelik yürüyüş mesafesi yüksekliğindedir. Kökünün kalınlığı 70 yıllık yol kadardır. Kökünün eni 500 yıllık mesafe kadardır. Kişi gözünü yukarı dikince en uçtaki dalı ve üzerindeki meyveleri görebilecektir. Her bir ağaçta 70 bin tür meyve olacak ve hepsinin tadı birbirinden farklı olacaktır. Bu türlerden herhangi birini canı çekince onun bulunduğu dal önüne eğilecek ve onu dilerse eliyle alabilecektir. Eliyle alamazsa ağzını açacak ve meyve onun ağzına kendiliğinden girecektir. Ağaçtan bir meyve koparınca Allah Celle Celaluhu onun yerine tadı ve kokusu ondan daha güzel olan başka bir meyve yaratacaktır. İstediği kadar yedikten sonra dal yerine geri dönecektir. Bu ağaçlar arasında bir de meyve vermeyen ağaç olacaktır. Ama onun da ipek elbiseler ve ziynet eşyasının bulunduğu dalları olacaktır. Bir diğer ağaçta ise misk ve kafur bulunur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururdu. Cennet halkı her cuma günü Rablerinin cemalini görürler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururdu. Cennetten tek bir taç gökyüzünden yere sarkıtılsaydı güneşin parlaklığını gölgede bırakırdı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururdu. Cennette saraylar ve her bir sarayda da 4 nehir vardır. Birinden su, birinden süt, birinden şarap, birinden de bal akar. Herhangi birinden içince burnunda mis gibi bir koku kalır. İçmek istediğinde bunlara mutlaka ya zencebil, ya tesnim ya da kafur karıştırılır. Derece bakımından Allah'a daha yakın olan kullar sadece bunlardan içer. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururdu. Allah Celle Celaluhu onların arasında hükmetmiş olmasa her bir kaseyi içmek için çekişirler ve kimse ağzına bir yudum alamazdı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururdu. Cennet halkı 100 bin yıllık veya daha çok ya da daha az mesafelerden birbirini ziyarete giderler. Ziyaret bittikten sonra evlerini herhangi birinizin evini bulmasından çok daha kolay bulurlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururdu.
Cennet halkı Rablerinin cemalini gördükten sonra ayrılacakları zaman onlardan her birine yeşil bir nar verilir. Her bir narda 70 elbise, her bir elbisede 70 renk vardır. Birbiriyle aynı renkte olan hiçbir elbise yoktur. Rablerinin huzurundan ayrıldıktan sonra cennetin çarşılarına uğrarlar. Alışverişin olmadığı bu çarşılarda ipekli ipeksiz her tür elbise, ziynet eşyası, inci ve yakuttan halılar ve asılmış taçlar vardır. Bu çarşılardan taşıyabilecekleri kadar eşyayı alırlar. Ama çarşılarda hiçbir eksilme olmaz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururdu. Cennet halkının yemeklerini yedikten sonra içecekleri son içecek Tahuru Dihak adında bir içecektir. Ondan bir yudum alınca yediklerini ve içtiklerini sindirecekler ve misk gibi bir koku salgılayacaklardır. Onu içtikten sonra yine yemeği arzulayacaklar ve bu halleri bir teviye tekrarlanacaktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururdu. Cennet halkının binekleri beyaz yakuttan yaratılmıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururdu. Cennette öyle büyük bir ağaç vardır ki bir atlı onun gölgesinde 700 yıl yürür ve gölgenin sonuna varamaz. Bu ağacın altından ırmaklar akar. Her bir dalında kurulu şehirler vardır. Şehirlerden her birinin uzunluğu 10 bin mildir. Her bir şehir arasındaki mesafe de doğuyla batı arasındaki mesafe kadardır. Selsebil pınarları o köşklerden bu şehirlere akar. O ağacın tek bir yaprağı koskoca bir topluluğu gölgeler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururdu. Cennet halkından bir erkek eşinin yanına girince eşi ona beni sana armağan edene yemin ederim ki cennette benim senden daha çok sevdiğim hiçbir şey yoktur der. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururdu. Cennette kimsenin anlatamayacağı, alemlerde kimselerin aklına gelmeyen, hiçbir kulağın duymadığı ve yaratılanlardan hiçbirinin gözünün görmediği nimetler vardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururdu. Allah Celle Celaluhu kendisi uğruna birbirini seven kullarını adın cennetlerinde kızıl yakuttan bir direğin üzerine konaklatır. Onun kalınlığı 70 bin yıllık mesafedir ve 70 bin evin üzerindedir. Evlerde bulunan her bir kişinin cennet halkına bakan bir köşkü vardır ve alınlarında nurdan bir yazı vardır. Bunlar Allah için birbirlerini sevenlerdir yazar. Onlardan biri köşkünden cennet halkına bakınca güneşin yeryüzü halkının evlerini ışıkla doldurduğu gibi onun yüzünün nuru da cennet halkının köşklerini ışıkla doldurur. Cennet halkı onun yüzüne bakarak birbirlerine bu Allah için birbirini sevenlerden biridir derler. O zaman onun yüzü dolunay gecesindeki ay gibi parıl parıl parlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururdu. Cennetlik bir erkeğin güzelliğiyle hizmetlisinin güzelliği arasındaki fark, dolunay gecesindeki ayla yıldızlar arasındaki fark gibidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururdu. Cennet halkının kadınları yemekleri nihayete erince güzel sesleriyle name söylerler ve şöyle derler. Biz ölümsüz varlıklarız. Ölüm nedir bilmeyiz. Biz güvende olan varlıklarız. Korku nedir bilmeyiz. Biz hoşnut olanlarız. Hiç öfkelenmeyiz. Biz genç kadınlarız. Asla yaşlanmayız. Biz giyinik olanlarız. Asla çıplak olmayız. Biz hayırlı ve güzel kadınlarız. Ve çok değerli insanların eşleriyiz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururdu. Cennet kuşlarının 70 bin tüyü vardır ve bütün tüylerin rengi birbirinden farklıdır. Bu kuşların en ve boyları birer mil büyüklüğündedir. Mümin bu kuşlardan birini canı çektiğinde önüne getirilip sofraya konur. Kuşun silkinmesiyle birlikte 70 bin türlü yemek meydana gelir. Bu yemeklerin tadı kudret helvasından daha lezzetli, kaymaktan daha yumuşak ve yoğurttan daha beyazdır. Mümin ondan yiyince kuş kanatlanıp uçar ve tüylerinden tek biri bile eksilmez.
cennet halkının kuşları ve binek hayvanları köşklerinin çevresindeki bahçelerde otlarlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururdu. Cennet halkına Allah Celle Celaluhu takınmaları için altın yüzükler verir. Bunlar sonsuzluğun nişanesidir. Sonra Darüsselam'da zatını ziyaret ettikleri zaman onlara inci ve yakut yüzükler verir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururdu. Cennet halkı Rablerini ziyaret ettikleri zaman yer, içer ve eğlenirler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüceliğin yegane sahibi olan Allah Celle Celaluhu, ey Davud, beni güzel sesinle yücelt buyurur. Bunun üzerine Davud aleyhisselam Allah'ın dilediği süre kadar onu yüceltir. Bu süre zarfında cennetteki istisnasız bütün varlıklar sesin güzelliği ve büyüleyiciliğinden dolayı susup ona kulak verir. Bir başka rivayet ise şöyledir. Davud aleyhisselam Allah'ın dilediği süre kadar onu yüceltmeye devam eder. Sonra yüceliğin tek sahibi onları giyecekler ve ziynet eşyasıyla kuşandırır. Ardından ailelerinin yanına dönerler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururdu. Cennet halkından her birinin Tuğba adında bir ağacı vardır. Onlardan biri bir kıyafet kuşanmak isteyince bu ağaca yönelir ve ağacın tomurcukları onun için açılır. Bu tomurcuklar 6 ayrı renktedir ve her birinin içinde ayrı renklerde 70 bin elbise vardır. Elbiselerden her birinin rengi ve işlemesi birbirinden farklıdır. O bunlardan dilediğini seçip alır. Bu elbiseler laleden daha yumuşaktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururdu. Cennet halkı öyle deve ve atlara binerler ki onlar toynaklarını gözlerinin alabildiği son noktaya atarlar. Bu binekler inci ve yakuttan yaratılmışlardır. Onlardan her biri 70 mil büyüklüğündedir. Yularları ise inci ve zebercetten olan halkalardır. Kur'an'dan cennete dair bir bölüm. İşte bu ihlas ve samimiyetleri sebebiyle Allah da onları kıyamet gününün şerrinden, azabından koruyacak, yüzlerine nur, gönüllerine sürur verecek. Allah onları kıyamet gününün şerrinden, azabından koruyacak. Yani kıyamet gününde onları hesabın zorluğundan ve cehennemin dehşetinden koruyacaktır. Cehennemi 19 zebani sürükleyerek mahşer meydanına getirecektir. Bu zebanilerden her birinin komutasında 70 bin güçlü kuvvetli melek vardır. Allah'ın emrini yerine getirmek için hazırdırlar. İşte bu zebaniler ve yardımcıları cehennemi büyük bir zincirle çekerler. Bazen onun sağında, bazen solunda, bazen de arkasında yürürler. Ellerindeki topuzlarla naralar atarlar ve böylece cehennem hareket eder. Cehennem, cehennemliklere olan öfkesinden dolayı üzerinde bir karanlık, yoğun bir duman ve yükselen bir alev vardır. Zebaniler onu cennetle mahşer meydanının arasına koyarlar. O da gözünü kaldırıp insanlara şöyle bir bakar. Sonra onları yemek için toparlanır. Fakat zebaniler zincirlerle onu zapt ederler. İnsanların üzerine yürümesinin engellendiğini görünce öfkeden kendini paralar. Sonra bir nara daha atar ve insanlar onun dişlerinin gıcırtısını duyarak korkudan tir tir titrerler. Kalpleri yerinden çıkacak gibi olurlar ve gözleri dikilip kalır. Sonra bir nara daha atar. O zaman mahşer alanındaki herkes dizüstü çöküp kalır. Sonra cehennem bir nara daha atar ve insanlar gözlerinde akacak yaş kalmayıncaya kadar ağlarlar. Sonra cehennem bir nara daha atar. O zaman insanlar ve cinler 72 peygamberin ameline de sahip olsalar yine de kurtulamayacaklarını düşünürler. Sonra cehennem gökteki yıldızlar sayısınca kıvılcımlar atar. Bu kıvılcımların her birinin büyüklüğü batıda beliren büyük bir bulut gibidir. Bu kıvılcımlar insanların başlarına dökülür. Allah Celle Celaluhu adaklarını yerine getiren ve Rablerinin azabından korkan mümin kullarını
bu kıvılcımlardan koruyacağını vaat etmiştir. Allah Celle Celaluhu kendisine inanıp tevhid eden ehli sünnet kullarına o günün şerrine karşı yetecek, onları rahmetiyle kuşatacak, hesaplarını kolaylaştıracak, cennetine alacak ve lütfuyla onları sonsuza kadar cennette barındıracaktır. Kafir ve müşriklerin ise şerlerine şer, korkularına korku, azaplarına azap katacak ve onları cehenneme koyarak sonsuza kadar orada bırakacaktır. Sonra Allah Celle Celaluhu sözü veli kullarına getirerek şöyle buyurmuştur. Allah yolunda karşılaştıkları zorluklara göğüs gerdikleri için onları cennetler ve ipekli giysilerle mükafatlandıracaktır. Cennetin sefasını sürerler, ipeği ise giyinirler. Onlar cennette tahtlara yaslanacaklar, orada ne bunaltıcı sıcak ne de dondurucu soğuk görecekler. Çünkü orada yaz da yoktur, kış da. Allah Celle Celaluhu devamla şöyle buyurmuştur. Cennetteki ağaçların gölgeleri onların üzerine düşecek, meyveleri de kolayca devşirilecek şekilde dallarından sarkmış olacak. Ayette ağaç gölgelerinden bahsedilmektedir. Şöyle ki cennet halkı ağaçların meyvelerinden dilerlerse ayakta, dilerlerse oturarak, dilerlerse de uyurken yiyeceklerdir. Canları bir meyve çektiğinde uzanıp almaları için ağaç aşağı sarkacaktır. İşte dallarından sarkmış olacaktır. Ayetinde ifade edilen şey budur. Allah Celle Celaluhu devamla şöyle buyurmuştur. Onların etrafında gümüş kaplar ve billur kadehlerle cennet şarabı ikram eden hizmetçiler dolaşacak. Bu kaseler yüz yuvarlaktır ve kulpu yoktur. Billur yani bunlar gümüştendir. Ama billur gibi şeffaftır. Şöyle ki dünya kristalleri topraktandır. Cennetin kristalleri ise gümüştendir. O billur ve gümüş kadehlerle istedikleri kadar içecekler. Yani kaseler yemek kaplarına göre ayarlanmıştır. Öyle ki kendilerine sunulduğunda ne eksik kalır ne de artar. İşte böylece kaplar ve topluluğun kanması tamamen birbirine denk gelir. Ayette dile getirilen şey işte budur. Cennette onlara zencefil katkılı şarapla dolu kadehler de sunulacak. Şarap dışındaki herhangi bir içeceğin bulunduğu hiçbir kaba kase denilmez. Bu şarap selsebil denen bir pınardan çıkacak. Bu pınar Adın cennetinden çıkar ve cennetin her tarafını dolaşır. Onların etrafında gençlikleri zeval bulmayan hizmetçiler dolaşacak. Bu hizmetçiler hiç yaşlanmazlar ve sonsuz bir ömre sahiptirler. O hizmetçileri görsen etrafa saçılmış inciler sanırsın. O kadar çokturlar ki saçılmış inci gibi hiç kimse onların sayısını bilmez. Cennette nereye baksan hep nimet ve muhteşem bir saltanat görürsün. Şöyle ki cennetliklerden her birinin bir köşkü vardır. Bu köşkün içinde 70 küçük köşk vardır ve her birinin 70 odası vardır. Odalar ortası delik incidendir. Yüksekliği bir fersah, eni ve boyu da birer fersahtır. 4000 altın kapısı vardır. Odalarda inci ve yakutlarla dokunmuş birer döşek vardır. Döşeğin sağında ve solunda kendisi altın ve ayakları kızıl yakut olan 4000 sandalye dizilidir. Bu döşeğin üzerinde 70 yatak vardır ve yataklardan her biri ayrı bir renktedir. O sol böğrü üzerine yaslanır. Üzerinde ipekten 70 elbise vardır. Tenine değense beyaz bir ipektir. Alnında zebercet, yakut ve çeşit çeşit mücevherlerle donatılmış bir taç vardır. Mücevherlerden her biri ayrı renktedir. Başında ise 70 açılı altın bir taç vardır. Açılardan her birinin tepesinde bir inci vardır. Bu inci öyle pahalı bir incidir ki doğunun ve batının bütün malına karşılık gelir. Kolunda 3 bilezik vardır. Bunlardan biri altın, diğeri gümüş, diğeri de incidir. El ve ayak parmaklarında altın ve gümüş yüzükler vardır. Ve yüzüklerde çeşit çeşit taşlar vardır. Huzurunda 10.000 hizmetçi vardır. Bunlar asla büyümezler ve yaşlanmazlar. Önüne kızıl yakuttan bir sofra konur. Sofranın eni ve boyu birer mildir. Üzerine altın ve gümüşten 70.000 kap konur. Kapların her birinde 70 çeşit yiyecek vardır. Mü'min,
Lokmayı eline aldıktan sonra aklına başka bir yemek gelirse elindeki lokma derhal o istediği yemeğe dönüşür. Huzurunda hizmetçiler vardır ve ellerinde gümüş kaplar ve kaseler vardır. Kaselerin bir kısmında şarap, bir kısmında su vardır. Bütün bunlardan tam 40 kişilik yemek yer. Her bir yemeğe doyduktan sonra ona dilediği içeceği ikram ederler ve yediklerini sindirir. Allah Celle Celaluhu ona iştahtan 1000 kapı açar. O da terleyinceye kadar içer. Terleyince Allah Celle Celaluhu ona yiyecek ve içecek için 1000 iştah kapısı daha açar. Kapılardan onun yanına at büyüklüğünde kuşlar gelir ve önünde sıra sıra dizilirler. Her biri dünyanın bütün şarkılarından daha tatlı bir şekilde öterek şöyle derler. Ey Allah'ın velisi! Sana ikram olunmak için geldim. Ben cennet bahçelerinden şurada ve şurada otluyordum. Şu ve şu pınarlardan içiyordum. Seslerini olabildiğince güzelleştirirler. Adam kafasını kaldırıp en gür ve en güzel seslerine bakar ve onu canı çeker. Allah Celle Celaluhu onun kalbinden geçeni bilir ve o kuş onun yanına gelerek sofraya konar. Bir kısmı kuru et, bir kısmı da kebaptır. Kardan beyaz ve baldan tatlıdır. Adam onu yiyip doyunca kuş eski haline yine dönüşür ve girdiği kapıdan çıkar. O döşeğindedir. Eşi de hemen karşısındadır. Eşinin yüzü o kadar saf ve beyazdır ki adam kendi yüzünün yansımasını onun yüzünde görür. Allah ondan razı olsun. Ali bin Ebu Talip'ten Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Bu cariye veya hizmetlilerden herhangi biri yeryüzüne indirilseydi bütün dünya halkı ona sahip olmak için birbiriyle ölesiye savaşırlar ve yeryüzünde tek bir kişi kalmazdı. Ceylan gözlü hurilerden tek bir tanesinin zülüfleri yeryüzüne indirilseydi ışığı güneşin ışığını gölgede bırakırdı. Ey Allah'ın elçisi! Hizmetçi ile hizmeti görülen kişi arasında ne kadar fark vardır diye sordular. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki hizmetçi ile hizmeti görülen kişi arasında belli belirsiz görülen bir yıldızla dolunay arasındaki fark gibi fark vardır buyurdu. O döşeğinde kurulmuşken Allah Celle Celaluhu ona beraberinde 70 elbise bulunan bir melek gönderir. Elbiselerden her biri ayrı renktedir ve meleğin parmakları arasında kaybolmuştur. Ayrıca melek Allah'ın esenlik ve rıza mesajını da getirmiştir. Melek girerek selam verir ve ardından ''Ey Allah'ın dostu! Yüce Allah Celle Celaluhu sana selam söyledi ve senden razı olduğunu bildirmemi istedi.'' der. O zaman o kul öyle sevinir, öyle sevinir ki şayet ölümsüz kılınmamış olsaydı sevincinden oracıkta ölüverirdi. İşte bütün bunların ötesinde en büyük ve en değerli nimet Allah'ın onlardan razı olmasıdır. İşte en büyük bahtiyarlık budur. Ayetinde ifade edilen şey budur. Cennette nereye baksan hep nimet ve çok muhteşem bir saltanat görürsün. Ayetinde ifade edilen şey de budur. Sonra Allah Celle Celaluhu şöyle devam etmiştir. Cennetliklerin üzerlerinde yeşil ipekten ve atlastan dokunmuş giysiler olacak. Üzerlerinde denilmesinin sebebi tenlerine temas eden giysinin beyaz ipek olmasıdır. Onlar gümüş bileziklerle süslenecek. Bir diğer ayette ise onlar cennette altın bilezikler ve incilerle bezenecek buyurulmuştur. Şu halde 3 ayrı bilezik takınacaklardır. Rableri onlara tertemiz, nefis bir cennet şarabı ikram edecek. Şöyle ki cennetin kapısında kökünden 2 pınarın fışkırdığı bir ağaç vardır. Kişi Sırat Köprüsü'nden geçip bu pınarlara gelince bunlardan birine girerek güzelce yıkanıp çıkar. Çıktığında kokusu mis kokusundan daha güzeldir. Diğer pınardansa içecek ve gönlündeki kin, haset ve üzüntü gibi kötü duyguların tümü yok olup gidecektir. Allah Celle Celaluhu bu suyla onun kalbini arındıracaktır. Pınardan çıktığında kalbi Eyüp Peygamber aleyhisselamın kalbi gibi tertemiz
dili Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dili gibi Arapça konuşur olacaktır. Sonra cennetin kapısına geleceklerdir. Kapıdaki melekler tertemiz oldunuz diyecekler, onlar da bunu onaylayacaklardır. Bunun üzerine melekler sonsuza dek kalmak üzere cennete girin diyerek cennete girmezden evvel onların buradan hiç çıkmayacaklarının ve sonsuza kadar kalacaklarının müjdesini vereceklerdir. Cennetin kapısından ilk girişinde dünyadayken bir an bile onu yalnız bırakmayan yazıcı iki melek de ona eşlik edecektir. İçeri girince bir melek de karşılaşacak ve onun yanında da yuları yeşil yakuttan, kendisi kızıl yakuttan olan iyi cins bir at bulacaktır. Kendisi yeşil yakuttan olanınsa yuları kızıl yakuttan olacak ve üzerinde önü ve arkası inci ve yakut, iki kenarı da altın ve gümüş olan bir eğer olacaktır. Meleğin yanında 70 elbise vardır. Melek ona bu elbiseleri kuşandıracak, başına da taç giydirecektir. Meleğin yanında ayrıca saklı inci misali 10.000 uşak olacaktır. Melek ona, ey Allah'ın dostu, bin bu ata, bütün bunlar ve bir bu kadar daha sana aittir diyecektir. Bunun üzerine adam ata binecektir. Bu atın iki kanadı olacak ve adımını gözünün görebildiği son noktaya atacaktır. Önünde 10.000 uşağı ve yanında yazıcı meleklerle birlikte o ata binerek köşküne gidip yerleşecektir. Sonra Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. İşte bu sizin mükafatınızdır. Dünyadaki çalışmalarınız şükre değer bulunmuştur. Yani bu surede saymış olduğum bunca nimet sizin güzel amellerinizin mükafatıdır. Gayretlerinizin karşılığı olarak Allah Celle Celaluhu size cenneti lütfetmiştir.